Evet değerli arkadaşlarım asal sayılar ve aralarında asal sayıları bugün inşallah konuşmuş olacağız. Asal sayılar bir ve kendisinden başka pozitif bölen olmayan birden büyük doğal sayılar 2, 3, 5, 7 gibi sayılardır. 2'den başka çift asal yoktur değerli arkadaşlarım. Neden? Mesela 4 niye değil asal? 1 ve kendisinden başka böyle oluyor. 4'ün 2'ye de bölünüyor. Bir de bölünüyor. Kendisine de bölünüyor. Bak 3 tane var. Normalde en fazla 2 tane olması lazım. Bir ve kendisinden başka. Böyle olmayacak. Tamam. İkiye bölündüğü için mesela dört o yüzden olmaz. Mesela 6'ya baktığınız zaman 1'e bölünüyor, ikiye bölünüyor, üçe bölünüyor, altıya bölünüyor. Bu da asal değil değil mi? Aralarında asal sayılarda birden başka pozitif bölü olmayan sayılara diyoruz yani arkadaşlar. Örneğin aralarında asal sayılar işte mesela bir ile on iki. Birden başka pozitif bölü yok. Üçe dört. Beşe altı, altı yedi mesela. Dörde dokuz gibi. X ve doğal sayılardır. X çarpı Y çarpımı kaçtır diye sormuş hocam. Şimdi hocam doğal sayılarsa sen buraya 1 seçemezsin. Neden? Ha seçelim özür dilerim. Pardon. Burası 1 bir, son 1 11 olabilir. 11'e 1 olabilir. Bakın şimdi. Y artı 5 1 olabilir mi? Olamaz. Çünkü x ve y doğal sayı. En az 0 olmalı. Güzel. Demek ki x eksi 2 1'miş. E x buradan 3 geldi hocam. Y artı 5 eşittir 11. Y buradan 6 gelir. Çarpımlar 18'dir. Peki bunun asal sayıda ilgilisi ne? Ne? 11 asal sayıdır değerli arkadaşlarım. O yüzden 11'e 1'i 11 e 1, 1, 11 seçtik. Tamam. X ve doğal sayı P asal sayıdır. Hmm, 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 hmm. P asal sayı. Güzel. Şimdi bakın soruya. X eksi 4 çarpı Y artı 3. Şurası 4 özür dilerim. Şimdi bir kere şunu biliyorum. Burası X en az 5. X en az 4 olsa 0 yapar. P 0 olur. X en az 5. Y buradan en az kaç hocam? Sıfır olabilir mesela. Şimdi sen mesela şöyle düşünsem. 5 çarpı şey pardon x en az 5 ise 5 eksi 4'ten 1. Y buradan sıfır ise 1 çarpı 3'ten 3. Sağlıyor. Peki x'in 6 olma durumunda. Şimdi 2 ile çarpım mesela x 6 durumunda 2 ile bir şeyin çarpımından p'nin asal gelmesi mümkün değildir. 3 olsa mesela. 2 kere 3 6. 6 asal değil. 2 kere 1 olsa olur. Ha, 2 kere 1 durumu olur mu? Burada 1 gelmez hocam? Y eksi 2 olmalı. Y eksi 2 olamaz. Çünkü Y doğal sayı. Güzel. Harikasın. Bu çıkanımını yapmak önemli. Peki <laughs> X'e 7 verelim. 7 eksi 4 3. Peki X'e 7 versem burası 3 gelir. X'e 7 verdim. 3 kere 3 9. Olmadı. Burada 1 çarpıştır. 3'ten başka bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Eee Hocam mesela 1 çarpı 5'ten 5 olmaz mı? 1 çarpı 5'ten 5. Y'ye 2 versem. Şimdi mesela Y 2 için. X'e kaç verdim? 5 vermiştim. Y'ye 2 verdim durumda ne olur? 5 çarpı 1 eşittir 5'e. P 5 olur. P 5 asal mı? Evet. Peki bu durumda x artıya kaç yapar? 5 2 daha 7. P 5'ten 2 yapar. Peki ilk duruma bakalım. x artıya 4. P kaç? İlk durumda kaç buldu P'yi? E, birinci ifade x 5'ti. Y kaçtı? İlk bulduğum ifade 0. P kaç? 3. Bak 2. Her türlü fark 2 geliyor demek ki o zaman. Anlaşıldı mı hocam? Farkını soruyor bana. Güzel. İki tane örnekle denirsem muhtemelen bir sıkıntı yoktur. X ve Y aralarında asal. Şimdi hocam <laughs> 15 turun iki aralarında asal mı? Peki değil. Aralarında asal olması lazım. burada her tarafı 3'e böldüğüm zaman 5'e 4 mü geliyor hocam? İçler dışarı çarpımından 4x artı 4 y eşittir. 5x eksi 5 ye. Eksi 5 ye karşı atalım 9 y E, 4x karşı atalım x. 9 e. y eşittir x Burada y'ye 1 dersem x'e 9 diyeceğim. Çarpımları ne olur? 9 yapar. 1 ile 9 aralarında asal. Peki hocam mesela 2 ile 18 arasam 2 ile 18 asal mı? Hayır. Yine 1 ile 9 olması lazım. Her erkeğe 1 ile 9 çarpımları 9 geldi. Peki. X ve Y X artı y aralarında asalsa değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki soruda şundan farkı ne? Bir kere 25 ile 15 sadeleşiyorum. 5'e böldüğüm zaman 5, 5'e böldüğüm zaman 3. Direkt karşılarındaki ne eşit olmuş oluyor arkadaşlar. X, eksiye Y ve X artı ifadeler aralarında asal. Zaten onları vermiş bana. Ama yani burada bak x ve y ile x artı y x eksi aynı şey değil. x artı y eşittir 5. x eksi y eşittir 3. Taraf tarafı topla. Artı y, eksiye birini götürür. 2x buradan 8 gelir. x de buradan misler gibi 4 gelir. Peki x 4 ise y 1 olur. x artı y x çarpı y'yi sorsun. 4 çarpı 1'den 4 geldi. Var mı sıkıntı hocam? Harikasınız. Geldim son soruma x ve y aralarında asal sayılar olduğuna göre x eksi toplamı kaçtır diyor. x eksi y. x artı y'dir x y toplamıdır Şimdi arkadaşlar işler dışarı çarpımından 15 x eşittir 12 y. E bir dakika 15 12 sağdır işir Her tarafı 3'e bölelim. 5 x 3'e böldüm 4 y. x buradan 4 y buradan 5. Peki hocam mesela 8 ile 10 olmaz. 8 ile 10 aralarında asal değil. Ortak bölenleri 2. Ee, değerli arkadaşlar 4 5. 4 5'ten toplamı x artı y'nin toplamı 4 artı 5'ten 9 geldi. Anlaşıldı mı hocam mantık? Bu. Evet hocam asal sayılar var. Nasıl sayılarla ilgili de bu şekilde halletmiş olduk diyelim. Evet arkadaşlar baya baya artık KBS matematiğin önemli kısımlarına doğru adım adım ilerliyoruz. Şimdi muhtemelen buralarla ilgili asal ve aralığın asalla ilgili bir sonraki videomuzda değerli arkadaşlarım. Ee, şurada buradan hazırlamışım daha bitiremedim. E, muhtemelen çıkmış soruları e, inşallah sizlere. çözeriz. O şekilde ne yapmış oluruz? Devam etmiş oluruz. Aralarında asal sayılarla ilgili de kısımda bitirdikten sonra diğer kısmımız olan değerli arkadaşlarım ardışık sayılarla devam ederiz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin Allah'a emanet görüşmek üzere.